Evet, hakikaten iyi oyun, güzel galibiyet, farklı sonuç. Fenerbahçe'yi de tabii konuşacağız. Zeki abiyle başlayayım Müsaaden varsa. Estağfurullah Ardün abi. Zeki abi, yani bambaşka bir Galatasaray Avrupa'da, daha konsantre. Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın hiç önemi yok. Hakikaten iyi bir oyun. Fegül için söyledikleri hocanın. Evet. Ondan asla vazgeçemem dediği, saha içinde bir lider varsa ki görünen o ki Sofyan Feguli deneyimi, tecrübesi. Galatasaray'ı Avrupa'da ne bekliyor abi? Bu oyunla, bu anlayışla, bu felsefeyle. Öncelikle Galatasaray'ı e, tebrik edeyim. Fatih Hoca'yı tebrik edeyim. Takımı tebrik edeyim. Yönetimi tebrik edeyim. E, gurur duyulacak bir gece yaşattılar bize. Gerçekten gurur duydum. Yani e, Sonuçta bunlar milli maç gözüyle. Avrupa Edirne'nin dışına çıktım. Hangi takım olursa olsun benim için milli maçtır. Ee, ama Fatih Hocaya şunu soracağım, ee, Fatih Hocam, yani belki izliyordur bilmiyorum. <laughs> Sayın Fatih Hocam. Genelde şöyle seni oluyor, çok... izlettiriyor, izlettiriyor. Hocam, e, seni çok seviyorum, biliyorsun, çok destekliyorum. Son zamanlarda eleştirdiğim zamanlar da oldu. Şimdi yine eleştireceğim. Niye eleştireceğim? Ya bu kadar tahrip gücü yüksek bir takım, Edirne'nin dışına çıkınca bu kadar e, muhteşem oynayan. Yanar ordusu gibi sağda savaşan Galatasaray futbol takımı ligde niye bu kadar kötü? Ya yani bu takımı dün izleyen herkes şunu söylemiştir. Ya bu takım e, Süper Lig'de ki sonuçta Avrupa Ligi Süper Lig'in üzerinde bir lig. E, nasıl o liderin 12 puan gerisinde olur? Yani burada kusura bakma Fatih Hocam bir gariplik var, bir yanlışlık var. Bunu da ben sana yazıyorum. Yani Avrupa'ya Cüneyt Çakır gibi farklı motiv oluyorsun. Lige motive olamıyorsun Cüneyt <laughs> Çakır gibi. Yani Eyvah. o yüzden lige de motive olursan o 12 puanda kapanır, 24 puanda kapanır. Ya yani bu futbolla bu takım bu yürekli futboluyla o puanları da kapatır. Gurur duyduk gerçekten dün. Yani e, Fegüli konusunda söylediklerine geleyim. Ben Fatih Hoca'ya çok katılamayacağım. Feguli e, bir buçuk yıldır çoban aldatan kuşu gibi ortalarda yoktu. Nasıl? Çoban aldatan kuşu vardır. Onun gibi şarkılarda türkülerde geçer Anadolu'da onun gibi ortalarda yoktu şimdi ortaya çıktı çünkü sözleşme almak istiyor hocam yani bunu siz de biliyorsunuz ama oyuncuyu evet pamuklara sardınız ona şunu da söylemişsinizdir mutlaka tabii kamuoyunda paylaşmıyorsunuz bir buçuk yıldır neredeydi şimdi sözleşme uzatmak için de biliyorsun bir önceki yönetim döneminde Belhanda ile ikisi kriz çıkarmışlardı. Yüksek ücret aldıkları için indirime gitmemişlerdi pandemi döneminde. Bütün takım gitmesine rağmen. Belhan'da gönderildi. Fegül'ü duruyor. Fegül'ü şunu söylemiş Fatih Hoca'ya ve yönetime. Evet 4 milyon euro bonuslarla aldığı para bu. Ciddi bir indirim yapacağım. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum demiş. Fatih Hoca da demiştir ki belli ki sözleşme istiyorsan çıkıp futbolunu oynayacaksın. Şimdi futbolunu oynuyor. Bana göre yine de yeterli değil. Çünkü ilk yarıda ezdiği toplar oldu. Yani çok... Ee, daha farkı getirecek pozisyonlarda servis yapıldı kendisine. O servisi yapamadı. Ee, böyle devam eder. Öyle görünüyor. Çünkü o sözleşmeyi aldıktan sonra ben Feguli'yi göreceğim. Tekrar yatacak mı yoksa bu performansıyla devam edecek mi onu da göreceğiz. Cagney'i bile beğendim. Ya yani bir pozisyonda karşı karşıya pozisyonda ayağa takıldı, düştü, orada güçsüz müydü, panik mi yaptı? Çoğun derecede şanssız, direkten dönen pozisyon oldu. Ama ee, yani takımda Muslera'dan e, Cagney'e kadar herkese çok beğendim. Bu Galatasaray e, Lazio karşısında deplasman evet ben, bana göre Lazio Lazio e, Marsilya'dan daha iyi takım. Marsilya evet kadro olarak çok iyi takım. E, milik geçen yıl Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı'nın istediği devre arasında almak istediği bir oyuncuydu, golcuydu İrfancan transferi çıkınca alamadılar. Şu anda bonservisi evet. 20 milyon euro de iki gol attı. Şunu söyleyeyim kısaca. Bir cümle. Ee, Halden abiye de dönelim. Tabii ki. Yani Galatasaray bu futbolu Lazio karşısında oynarsa hani e, cepte gözüyle bakmasın bir puana. O, bence Lazio daha tehlikeli bir takım ve e, müthiş bir e, Lazio tarafları karşısında oynayacağı için e, bu, bu performansın biraz daha üzerine çıkması lazım o bir puan alması için. <laughs> Sen nasıl düşünüyorsun Aldön abi? Zeki abi diyor ki başka Avrupa'ya konsantre içeride başka. Hakikaten sonuç, o ayrım sonuçlar zaten onu gösteriyor. Yani ligdeki durumla Avrupa'daki durum gösteriyor. Şimdi bir kere şunu gördüm ben. Bir kere çok istekli oynuyor Galatasaray Avrupa'da. Yani en önemli fark Goşko. bence o. Müthiş bir isteği var. Ee, zaten pozisyonlara bakacaksak eğer orada göreceğiz. Ön alan baskıları, rakibe top aldırmamaya çabaları. Yani çok gerçekten çok çok önemli işler yapıyor. Yani bu Avrupa'da oynarken yaptığınız bu işler zaten size olumlu olarak geri döner. Şimdi ligde bunu niye yapamıyor? Tip, lig uzun bir maraton. Burada tane tane oynuyorsun maçları. Lig 39 maç. Bugün oynuyorsun. Yarını oynarsın. Dersin ki kapatırım vesaire gibi bir takım imkanlar doğabilir. Bir de şunu söylemem lazım. Fatih Terim de daha iyi konsantre oluyor Avrupa maçlarına. Onu da vurgulamak lazım. Yani daha iyi konsantre oluyor. Ligde biraz daha böyle ben hani oyuncu seçimleri, değişimleri vesaire başlayan 11 bitiren 11 oralarda sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Yani benim kanaatim öyle. Avrupa'yı çok farklı bir şekilde değerlendiriyor. Unutmamamız gereken bir şey daha var. Tabii bunu hemen yazmam lazım. Bilmiyorum Zeki de kabul edecek mi? Genç oyuncuların idealleri var. Burası çok önemli vitrin. Türkiye'de yok mu canım? Ya, ya. Şimdi Ama orası bir... <laughs> derbi maçı onlar için bir şey değil mi konsantre? Cenk nasıl gitti Avrupa'ya? Şampiyonlar Ligi performansıyla. Yani buradaki performansın, yani soru soruyorum, buradaki performansları oyuncuların onları daha farklı e, ülkelere taşıyabilecek, işte 5 majör lige taşıyabilecek e, görüntüler ortaya koymalarını sağlıyor. Ya da Çıkılda destek ona... olsun Haldun abicim. Ee, dediği gibi Haldun abi çok güzel bir yerden yakaladı. 10 derbiye bedel bence. Bu, bu dün akşamki maç 10 derbiye bedeldir. Vitin açısından, tanıtım açısından, oyuncu için. Ve şunu da söylemek lazım. Mesela Galatasaray Marsilya yani baştan tabii ki Fatih Terim ve tüm Türkiye şunu söyledi. Şampiyonlar Ligi gibi bir grup geldi evet, önümüze dedi ama şunu unutmamak lazım. Böyle bir grubun da avantajı var. Yendi, yendiğin andan itibaren Marsilya'yı <laughs> yeniyorsun, evet. yeniyorsun, büyüyorsun. Lazio'yu yeniyorsun, büyüyorsun. Yani Antwerpi yeniyorsun, çok büyümüyorsun. Yani evet. mesele bu, bunu da vurgulamak lazım. Yani kim, bir tanesi İtalya. Beş majorlik sayıyoruz Avrupa'da. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere. Evet. Şimdi sen bakıyorsun burada bir İtalyan takımı var, bir Fransız takımı var. Ee, öyle baktığın zaman hani Rusya'yı e, belki başka bir yere koyalım ama yani netice Şampiyonlar etip... Ligi ayarında bir yani, bunu yani. işte ama onun getirisi de var sana. Avantajı da var. Evet, mücadelesi zorlu ama primi de yüksek oluyor. Özgüven Zolda. açısından tabii da önemli, ki. tabii ki yani Çıkıldı onun yaptıklarına baktığımızda zaten Kerem çok farklı bir noktaya geldi. Evet. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Önü açık. Yani Önü açık. Bunlar bence piyasada rakamları böyle 10 milyon euroları falan görmeye başlayacak yani Kesin. çok kısa bir süre sonra. Hele